daha önce başka bir firma tarafından da piyasaya sunulmuştu. Morfinden daha etkili, fakat etki mekanizması morfinden farklı ve en önemli avantajı. Denize bildirilen etken maddelerin en büyük zor ve kanserde kullanılan bir başka etken madde daha var. Bu özellikle şiletlerde hızı kestiği için zaman kaybına neden oluyor. Ve yılda 15 milyar Amerikan doları civarında bir harcamaya sahip. Onun için bilim insanlarının en fazla ilgisini çeken alanlardan bir tanesi. Uluslararası Deniz Organizasyonu bu alanda kullanılacak çevre dostu doğal kaynaklı yeni etken maddeye acilen ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ve deniz kaynaklı makro ve mikroorganizmaların bu alanda önemli bir kaynak olduğu düşünülüyor. Tanıdığım Anayasik bir hoca Çin işbirliğiyle yeni bir etken madde buldu. Paslanmaya karşı çok etkili ama 3 yıldır onun formülasyonunu boya haline getirmeye çalışıyorlar. Aslında trisiklikli terben gibi gözüküyor. Evdecen içinde kullanılıyor. Evde etken maddeyi incelemiş çalışmalarda ve ciltteki kırışıklıkları 28 gün sonra azalttığı bulunmuş. İnsan sağlığı açısından önemli olan hastalıkların tedavisi için yeni maddeler sürekli araştırılıyor. Bunun için denizler güzel bir kaynak olabilir. Pek çok denizde yaşayan canlılar, farklı türler bu amaçla analiz ediliyor. Eğer elde ettiğiniz etken maddenin miktarı azsa, bunun sentezi yapılabiliyorsa farmasötik kimyaya naklediyorsunuz. Onlar sentezini yapmaya çalışıyor. Yer olsak da onların yapacağı çalışmaların amacı belki ileride bizim katkılarımızla önemli hastalıkları çare olabilecek yeni etken maddeler için okyanusların, denizlerin yeni bir kaynak olduğu düşüncesi var. Ben eczacıyım. İnsan sağlığı ve ilaç söz konusu olduğu zaman doğal olursa ben girerim. Sentetik ise farmasötik teknoloji, anabilim dalının ve farmasötik kimyanın içinde olması lazım. Ama son yıllarda Türkiye'de yapılan yayınlara bakıyoruz. Farklı dallarda çalışanlar yayın yapmış. Ben de o zaman şöyle diyorum, lütfen kusuruma bakmayın. Bu benim için çok önemli. Akademik etik için de çok önemli. Herkes diğerinin bilgisine ve çalışmasına saygı göstermesi gerekiyor. O zaman üniversiteler veya fakülteler açılsın kapısına, fakülte densin, ana bilim dalları kalksın, herkes çalışsın. Bu mümkün olamayacağına göre ben her şeyi yaparım zihniyetini bir kenara bırakıp biz disiplinler arası çalışarak daha iyi yapabiliriz fikrini benimsememiz lazım. Çünkü biz zorluklar ve mücadele ederek araştırmalar yaptık. Yoklar çoktu ama sizin önünüzde varların sayısı çok fazla. İngiltere'de bir hoca şöyle demişti. Bilim insanı iki bölüme ayırırız. Bazıları için sadece sonuç önemlidir, bazıları için de sonuca giden yol. Ben sonuca giden yolu seçen grubum. Evet, zorluklar olmadı mı? Çok oldu, hala oluyor. Ünvanınızın yüksek olması önünüze konan engellere engel değil maalesef. Ama bir şeyleri hedeflerseniz, her zaman o hedeflere ulaşacak bir yol buluyorsunuz. Onun için ben gençlerin vizyon ve misyon açısından bizi çok aşacaklarına inanıyorum. Ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Onların bilgisi benim önümde olmalı ki ben o zaman bir hoca olarak onlara bir şeyler öğretebildiğimi anlayayım.